Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından yıkım kararı alınan kültür apartmanı yıkıldı. Ancak yan tarafında bulunan san apartmanı depremden sonra az hasarlı ve oturulabilir kararı alınmıştı, tespit edilmişti. Fakat bura yıkılırken gelen buradaki çalışmalar sonrasında arkamda gördüğünüz gibi san apartmanı da büyük zararlar gördü. Kültür Mahallesi'nde hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürerken yıkılan binaların yanında bulunan sağlam binalar hasar aldı. Şu an Elazığ çok zor durumda. Sebebi yüklenici firmaların bir an önce yıkıp gideyim başka yerde yapayım diye, fazla iş yapayım diye hatalar yapmaya başladı. Örnek olarak da mahalle sakinlerimizden mal sahibi Erdem Bey'in binası olarak söylüyorum. Yani bura çok bu hale gelmemesi lazımdı. Bir an önce yıkayım gideyim başka bir yapayım diye adamın sıfır binasını yıktılar. Yani kepçe darbesi olduğu belli. Kepçe darbesi olduğu belli ve bu işin uzaması daha yanlış çünkü bina tehlike arz ediyor. Bir an önce toparlanması lazım. Yani ne gerekiyorsa yapılması lazım çünkü insanlar içinde oturmak zorunda kalıyor. Ev bulmak çok zor. Başında yetkili yok. Yan bina yıkılırken diğer binanın kolonlarını patlattılar. Biz depremde zarar görmedik. Biz yükenci firma Bakırlı Fırına... Hasar tespit olarak ne verdiler efendim? Az hasarlı. Evet. Buradaki bina yıkılmadan önce bir şey binanıza evet. Az hasar verildi. Evet. Yanımızdaki bina ağır hasar verildi. Binayı yıkarken bizim binanın kolonlarını patlattılar. Ve şu anda muhatap bulamıyoruz. 3 gündür, 5 gündür bizle ilgilenen bir tane muhatap bulamıyoruz. Yani mağduruz burada. Peki gerekli yerlere başvurularınızı yaptınız mı? Başvurularımızı yaptık. Dilekçe vermediğimiz yer kalmadı. Kalmadı. Geri de dilekçe verdik. Yani şu an şu harfiyatın binasında yıkım kararı verilmişti zaten. Bizim binamız az hasarlı oturulabilir denilmişti. Buraya yıktıkları zaman şov yapıyordu burada. Hızlı bir şekilde yıkayım, işte başka bir binaya geçeyim, daha fazla para kazanayım derdine düştüler. Bizim sağlam olan iki kolonumuzu patlattılar. Şu an 15 aile mağduruz. Hepimiz akşam kapının önünde oturuyoruz, sabaha kadar ateşin önünde. Hiçbir şey yapamıyoruz, muhatabımız da yok. Her gün çevre şehirciliğe gidiyoruz, valiliğe gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz ama muhatabımız yok bizim. Şu an bir an önce güçlendirme mi? Ne yapılacaksa gelinsin yapılsın, biz rahat yerlerimize oturabiliriz. Önümüzü göremiyoruz şu anda, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani bir haftadır burada böyle bekliyoruz. Yani firma yetkili başındaki bulamıyor. Yetkilileri burada 2-3 sefer kendine ikaz ettim, durdurdum. Kepçeciyi çağırdım buraya. Gel dedim, sen bu binayı yıkacaksın. Durdurdum. Ne ettimse yapamaz. Şov yapayım buna. Yetkili biri orada başında durması lazım. Bu hangi firmadır? Yıkıcı firmadır değil mi? Getirmişler buraya. 15 TL. Üstteki harfiye ağırlık yapınca birdenbire çökünce ne yapacak? Yanındaki kolonları patlatacak. Bugün kaç gündür? Yaklaşık 4-5 gündür. 15 aile burada. Ben burada ikaz ettim. Yazık günah ya. İstediğimiz şu an çok bilinçli iyi bir firmanın gelip şu binayı kurtarması lazım. Bu harfiyat kalktığı zaman ağırlık çökmüş. En az 100 ton orada ağırlık var. Yıkabilir de. Tek istediğimiz bilinçli bir şekilde bu harfiyatın buradan kalkıp bir an önce desteklenmesi. Gerekirse vinçleri dayayacaklar. Bu harfiyat kalkıp bu bina ayağa kalkana kadar burada vinç bekletecek. Çünkü bu harfiyat yük basmış oraya. En az 100 tonluk yük toz basmış. Gelen araç da orada çalışırsa o da yük basacak. Yani yıkım sebebi olabilir. Gerekirse vinci çekecek, binayı tutacak, harfiyatını kaldıracak desteğine kadar, son noktaya kadar burada olmaları lazım. Yoksa bu bina gidici yani. Çünkü buranın değeriyle devletin değeri de bir değil. Adam yine bina yapmış çünkü bu bina yapmış değil. Kendine çağırdık. O akşam kolonu kırırken gelmiş diye bunu afada şeydik. Ya bu sarı sokağım dedim. Neyine de olsa yani firmanın tarafını tutuyor. Adam burada resmen firmaya tutuyor. Bir daireden faydalanabilecek. Resmen. O da sana şey verecek. Firmaya savunuyor yere. Gel daha yeni ısı yalıtım yaptırdı. Sen bu sene ısı yalıtım yaptırmadın mı? En az 20-30 bin lira para harcadın. Ne 20-30 bin lira ya ben 80 bin lira para verdim oraya. 80 bin lira para verdim oraya.